Arkadaşlar selamlar. Bugün canlı yayınımız olacak. Canlı yayından sonra izlemeniz için birkaç dakikalık küçük bir video yapacağım size. Burada biliyorum karıştırdığınız bazı savaşlar var. Türkiye Selçuklu ile ilgili bu dönemde yapılmış önemli savaşlar hangileriydi bir hatırlatıyorum. Bakın Türkiye Selçuklu kim döneminde kuruluyor diye sorarsam. Evet kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Kurulduğu yer İznik asla unutma. Burada Neyi özellikle vurgulamak istiyorum? İkinci Kılıç Arslan döneminde Mirio Kefalon Savaşı yapılıyor. Bu savaşı Bizans'a karşı yapıyoruz ve kazanıyoruz. Anadolu'dan Türklerin atılamayacağını kesinleştiren savaş Mirio Kefalon Savaşı oluyor. Hatta biz ne diyoruz bu savaşa? Yurt Tutan Savaşı diyoruz. Lütfen buna dikkat edin. İkinci Kılıç Arslan ölmeden Arkadaşlar oğullarına paylaştırıyor ülkeyi. 11 oğluna bunu da seçeneklerde görebilirsiniz. İkinci Kılıç Arslan'ın ülkesinin veraset hukuku anlayışı doğrultusunda taht kavgaları yaşanmasın diye 11 oğluna pay etmiş ülkeyi. Buna dikkat etmekte fayda var. Bunun dışında Devlet en güçlü dönemini Sultan Alaaddin Keykubat zamanında yaşıyordu. Hatta bu dönemde Harizm Şahlar ya da Harzem Şahlar dediğimiz devlet Yassı Çemen Savaşı ile yeniliyordu. Hatta yıkılıyordu. Unutma Harzem Şahları yıkan devlet Türkiye Selçuklu yıkan hükümdar Sultan Alaaddin Keykubat önemi neymiş? En güçlü dönemi yaşatan Selçuklu hükümdarıymış bu önemli. Bakıyorum Baba İshak İsyanı 1240'da 2. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde çıkmış. Bu bir Türkmen ayaklanmasıdır. Hatta sorularda şunu sorar. Der ki Anadolu Selçuklu'da ortaya çıkan ilk dini ve sosyal nitelikli isyan hangisidir? Baba İshak İsyanı. Bu isyan bastırılmakta zorlanınca Moğollar o dönemde Takip ediyorlar olayı. Bakıyorlar Türkiye Selçukları zayıf. Geliyorlar Köse Dağı Savaşı ile Moğollar. Anadolu Selçuklu'yu yeniyor. Ve Anadolu'da Türk siyasi birliği bozuluyor. Dikkat et. Hangi beylikler ortaya çıkıyor? İkinci beylikler. Unutmayacaksın. Büyük Selçuklu'nun Malazgirt Savaşı'ndan sonra birinci beylikler ortaya çıkmış. Anadolu Selçuklu'nun ya da Türkiye Selçuklu'nun Köse Dağ Savaşı'ndan sonra ikinci beylikler ortaya çıkmış. Bu bizim için önemliydi. O zaman Anadolu Selçuklu'nun yıkılma sebepleri arasında Baba İshak isyanı etkilidir. Köse Dağı Savaşı etkilidir. E, o dönem Vezir Saadettin Köpek diye bir vezir var. Adından belli köpek devletin yıkılmasında etkili. Geleneksel veraset anlayışı zaten tüm Türk devletlerinin yıkılmasında etkiliydi. Bunlara dikkat edersiniz. Bir de ÖSYM'nin son yıllarda üzerinde çok durduğu bir nokta var ona değineyim. Hatta diğer videolarda bayağı bahsetmiştik. Arkadaşlar. Bakın Anadolu Selçuklu'nun iki tane merkezi var. Bir İznik bir de Konya. Bu merkez değişikliğinin yaşanması önemliydi. Neden merkez değişikliği yaşadı Anadolu Selçuklu? Birinci Haçlı Seferinden dolayı. Peki hangi hangi hükümdar döneminde başkent değişikliği oluyor? Birinci Kılıçarslan buna dikkat edin. Şöyle bir soruyla karşılaşırsanız yapacağınızı düşünüyorum. Bir İznik, iki Konya, üç Bursa. Ne diyeceksiniz şimdi bak. Bunlardan hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmıştır? 1 ve 2 diyeceksin. Bunlardan hangileri hem Anadolu Selçuklu hem de Osmanlı'ya başkentlik yapmıştır? Bak sadece İznik. Peki bunlardan hangileri Osmanlı'ya başkentlik yapmıştır dersem o zaman da Bursa ile İznik dersin. O zaman arkadaşlar video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmuyorsunuz. Diğer videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.